Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, yine bir modelle, iğne adın tığ modelle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle modelimiz yaprağın kenarında yapılan iki tane dalın üzerine çiçeğimiz var. Bu modeli sizler için tığ çevirdim arkadaşlar. Benim sizler için tığ çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Şöyle orada e, arkadaşlar sinek kanadının üzerine yapılmıştı. Ben de bu şekilde trabzanın üzerine yaptım. E, bu e, iğne oyası gibi olmadığı için tığ oyasında ilmekler e, sinek kanadının üzerinde yayılıyor arkadaşlar. Unutmayın sinek kanadıyla da olsa muhakkak bunlar için böyle 5 zincirden, 6 zincirden yuva hazırlarsanız bu kirpikleriniz daha güzel durur. Çünkü sinek kanadının üzerinde ister istemez aşağı doğru yer bulduğu için kayıyor. Bakın burada tam içeride hapis sabit. O yüzden çiçekler daha güzel durur. Evet. şimdi bir de hatta sizle bu dalı daha uzun yapıp tek trabzan üzerine değil, iki trabzan üzerine şöyle uzun bir dal üzerine yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çok hoş ara suyunu da bu şekilde yaptım Oradakiyle aynı sanırsam Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet ara suyunu yaparak başlayacağız bakın ilk başlar gibi şöyle bunu tığ battıya bile sabitlemedim siz daha iyi anlayasınız diye herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bakın sık iğne yaptık, ipimizi tutturduk ve 3 tane zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim 3 zincir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve iki tane bu şekilde tığ battı hazırladım bir zincirimi çekip şöyle ters tarafına çevirdim buraya tığ içine sık iğne ile girip şöyle bir dönüş yaptım eksiltme işlemi hem geri dönüm işlemi yine 3 zincir Atıyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile. Bir zincirimi çekip şöyle çevirdim. Buraya tığ battımın içine sabitledim. Bakın. 2 ve 1 sadece kayamız 2 ve 1 eksiltme tığ battısından oluşuyor. 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 8, 9 ve 10 Hemen boşta olan tığ battımızın içine girip bu şekilde bakın. Minik bir kayamızı bu şekilde yapıyoruz. 3 tane model amaçlı olduğu için 3 tane hazırladım. Şimdi buraya 3 tane bu ara için 4 tane de yuva için toplamda arkadaşlar 7 tane bu şekilde tığ battı mesafesi verelim. 3 zincirimizi çektik. Sabitliyorum. 3 zincir 2 3 4 5 6 7 7. tığ battığı yaptık bu şekilde. Ee, şimdi 1 zincirle döndüm şöyle ters tarafına. Buraya 4 tane tığ battı yapıyoruz. 3 zincir. E altta 4 tane, üstte 3 kalacak. Şimdi kenar kesim işlemini yaptığımız için 3 zincir kapattım. 3 zincir kapattım. Bakın, alttaki 4 tığ battımız kenardan kesim olunca üstte 3 tane bu şekilde tığ battığımız oluştu. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bakın buraya ilk tığ battıya sık iğne ile sabitleyip kesim işlemini gerçekleştirdik. Yine 3 zincir. Hemen çevir şey sıradaki tığ battıya sabitledim. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 3 olan tığ battı sayım 2 oldu. Yine bir kesim işlemi yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Son yuvamızın hemen yaptık. Kayamız tamam bakın. 4 3 2 1. Şimdi şu kenara yaprak için dört tane zincir çekelim. Sık iğnemizin şurada bir zincirle dönüş yapmıştık ya kesim işlemi için. Oraya giriyorum sık iğnenin arasına. Buraya yaprakla bir tane yuva yaptık. Bakın Dört zincir bir zincirle çektim hemen döndüm bu yaprağı ara ara zaten arkadaşlar gösteriyordum uzun zamandır bu, bu, Tunus işi yapraktan bana daha kolay geliyor siz herhangi bir yaprağı buraya yapabilirsiniz Evet bir zincirle dönüş yaptım tığımı doladım ve yaptığım bu dört zincirli yuvanın içine girip bir tane ilmek çıkardım üç tane ilmek üçünü birden kapattım buraya bir sahte trabzan oluşturduk şöyle bir zincirimi çektim Telin arasına girip, bakın, bir tane dibinde zincir çekerek ilmek çıkardım. Yuvaya da girdim, dibinde bir zincir çekerek ilmek çıkardım. Şöyle iki, iki alarak buraya bir, bu şekilde çoğaltma işlemi yaptık. Bir zinciri yine çektim. Buraya bakın, telin arasına hiç tel atlamıyoruz ilk başlarda. Yine sıradaki tele girdim. 3 oldu. Ve son yuvanın telini de girdim. 4 oldu. Bunları 2 2 alarak şöyle bakın başa kadar çıkıyoruz. Evet. Bir zinciri çektim dibine. Hemen telin arasına girdim. Şöyle. Telin arasına giriyorum. Bir zincir çekiyorum telin arasına girdim şöyle bir zincir çektim yuvaya girdim dibinde bir zincir evet, bakın yavaş yavaş bu ilmekler çoğalıyor bu şekilde şimdi bunu ben 8'e kadar çoğaltacağım arkadaşlar yani büyüteceğim bu şekilde ikişer ikişer alarak gördünüz 3 ile başladık 4 5 diye çoğalttık bu telin sayısı 8'e kadar büyütelim. Evet bu şekilde yaprağımızı büyüttük ve başındaki şöyle iki zinciri çekerek sadece buraya iki zincir ilk telin arasına sık iğne ile sabitledim. Diğer e, telerin arasına birer zincir çekerek ve sık iğne yaparak aşağıya bu şekilde iniyoruz. Hemen kapatıyorum. bir zincir aynı yine da böyle yaprak yandaydı arkadaşlar yan kısmındaydı tek kalan yere sadece dalı yapılmıştı çok da güzel duruyordu ben de bu şekilde güzel durduğu için sizlere bu şekilde yaprağı anlatıyorum bir zincirimi çektim en son telimizin de içine şöyle girelim ve son olarak da bir tane buraya e, girmemizin sebebi şöyle biraz arkaya öne e, dalların üzerine yığılmasın. Arkaya şöyle etsin diye iki tane sık iğne yani. Bir aşağı inerken bir tane de ben yaptım. Toplamda buraya iki tane sık iğne oldu. Hatta geçerken de biraz daha öte gitsin diye yaprağın geriye devrilsin diye bu şekilde Bakın bir zincir çekerek sık iğne ile yapıyorum. Evet dalımı uzatacağım demiştim. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. Yine iki zincir çektim. Bir defa doladım. Hatta arkadaşlar buraya 3 çekelim. Bir defa doladım. Çünkü dibinde bir sık iğne olduğu için orada otomatik 3 oluyor. Şöyle 1 2 ve 2. İnşallah güzel olacak. Daha önce denemedim. İlk defa sizle deneyeceğim uzun dalı da. Ucuna da 5 tane zincir. Bu 5 zincirde bu ilmekleri, mor ilmekleri yapacağım yuva. Evet. Kapattım ve 2 zincirle bu şekilde aşağıya iniyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Yine 2 zincir çekiyorum. Direkt yuvama kapattım. Bu şekilde. Aynısından buraya bir tane daha dal yapıyorum. Şöyle iki zincirimi çektim. Bir defa dolayıp bu yuvanın içine girip iki, iki olarak aldım. Üç zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine giriyorum. Bir, iki, iki. Üç seferde. İkinciyi üç seferde ve beş zincir ikincinin içine şöyle bu şekilde kapattık ve iki zincirle aşağıya dalımıza inelim arkadaşlar İlk yaptığımız trabzanı aralıyorum kapatıyorum zincirimi tekrar bakın ana yuvaya buraya kapattım Evet iki tane dal yaptık şöyle yaprağımızın kenarına diye gösterecektim. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Bakın. Buradaki dalımıza göre daha uzun bir dalımız oldu. Bu şekilde daha güzel duracak inşallah. Bakacağız. Hemen sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. Hemen bir alttaki yuvaya kapattım. Hemen bir alttaki yuvaya kapattım bak Evet. Şöyle kenar kısmını da sık iğne yaparak ve dibine de bir tane zincir çekerseniz gerdirme olmaz arkadaşlar. En son tığ battıya kadar indim. Ve 3 zincir. 3 zincir. Ee, buraya 4 tane tığ battı mesafesi vereceğiz. Bakın bu birinci. 2 2 3 4 zincir. 1 2 3 zincir. Şey 4. sırayı diyecektim herhalde. <laughs> evet 4 tanesi bu çiçeğimiz için ara suyumuzda olan mesafe. Burada 3 ön tarafta çiçeğimiz sarktığı için 4 tane bırakıyorum. Şimdi 2 tane de bu yapacağımız kayamız için, ara suyumuz için. Toplamda buraya 6 tane tığ battı mesafesi oluyor arkadaşlar bakın. Bu şekilde toplamda 6 tane mesafeyi yaptık. Bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Tığ battımın içine giriyorum. Evet. Altta 2 ve 1'e düştü. Şimdi bir zincirle dönüşümü yaptım. Buraya kapattım. Bakın bu kadar. Ara suyunun kayası 2 ve 1. 10 zincir ama sıkı sıkı. 7, 8. 9 10 hemen tığ battığımızın içine girip sabitliyorum şöyle kayamız hazır aynısından buraya 3 tane yaptım bakın bir bu da ikinci tığ battım şöyle bir zincirimi çekip ters tarafına dönüyorum ilk tığ battığımızın içine kesim işlemini gerçekleştiriyorum Şöyle 3 zincir kapattım. 1 zincirle de dönüşümü yaptım. Yine bakın 2 ve 1 olarak düşürdüm. Hemen takalım. 10 zincirimizi de çekip bakın aşağıya artma işlemini bitirelim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen şöyle yapalım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İpimizi koparalım. Siz istediğiniz ara suyu mesafesini bu şekilde verebilirsiniz. Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Bu yapmış olduğumuz beş... <laughs> konuşamadım arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Bu yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle dibine de bir zincir çekerek oturtturuyorum. Ilmeğimi bıraktım. Ve aparatımız olan kulak çöpünü bu şekilde taktım. Eğer daha minik bir olsun istiyorsanız kürdan kullanın arkadaşlar. Bu şekilde kürdan e, biraz tahta olduğu için kaydırma işlemi dikkatli yaparsanız güzel olur. 2 1 2 3 oldu. 6 tane. Toplam bu şekilde 6 tane ilmek topluyoruz. Dibinde 1 2 zincir. Şöyle taktım. 4. Dibinde 1 zincir. Bu şekilde bakın. 5. Dibinde 1 zincir. 6. Alt. 6 tane toplam Şimdi buradan dibine iki zincir çekip ipimizi koparacağız. İpimizi koparmamızın sebebi de bakın normalde hani çıkıp arkadan dolanıyorduk ya. Bu oya o şekil olmuyor arkadaşlar. Şu yapmış olduğumuz bakın e, yuvalar var şey kirpikler var ya ters tarafına geliyor. Ters tarafın görüntüsünü ben pek sevmiyorum. Üst taraf daha güzel. O yüzden koparmak zorundayım. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. İşte hani eleştiri açacağız da e, güzel durmuyor gerçekten Hani biz de biliyoruz bu şekilde kolay bir şekilde yapmayı da hani mecburre bu şekilde ipimizi koparmak zorundayız bazen de kızıyorum Aslında arkadaşlar hani diyorum Madem öyle o kadar çok biliyorsun e, bir videoda Sen çek kanal aç yani herkes arkadaşlar da faydalansın değil mi vatandaşımız da bir şeyler öğrenmiş olur Hani dediğini bazen ben de anlamıyorum. Dedik dedikleri de hani zor olan, daha zor olan şeyler oluyor. O açıdan bakın bu şekilde e, yakım işlemini böyle kirpikli şeylerde ilk önce yakıp temizleyin. Sonra arkadaşlar şöyle ekrandan değil alttan bakarak temizleyince daha gözüm iyi seçiyor arkadaşlar şuradan İşte böyle arkadaşlar, bu şekilde temizleyeceğiz, yakacağız. Temizledik, yaktık. Böyle kolayca şekilde çıkıyor plastik olduğu için. Ve bunlar şimdi tek tek toplayarak üçer zincirli yuvalar yapacağız. Şimdi e, iğne yasında bu kirpikleri yapınca e, e, son kirpikten ip artma işlemi oluyor arkadaşlar. Hani başa geçmek için. Bizim mesela geçmek istesek zincir çekerek geçmek zorundayız. O da altta çok kalın duruyor. Kalın durm durmaması için e mecburen ipimi koparıyorum. Ama o ip artma dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir tane ipimden bir parça koparttım. Alttan bu ipi yürüteceğim. Şöyle daha dolgun gözüksün diye. Bu şekilde aynı iğne yasındaki o artma işlemi bizde de olsun diye bu şekilde alttan bunu yapmak zorunda değilsiniz ama şöyle güzel bir doku vermiş bence bu oyanın özelliğine bakın buraya ilk yuvana altına bu şekilde sık iğne ile o ipi tutturdum ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen telin arasına giriyoruz bakın, buradan alttan da ipim sık iğne ile oraya tutturacağım şöyle net gözüküyordur inşallah bu şekilde ipimi de yürüteceğim. Üçer zincirli buraya 5 tane bu şekilde yuvalar hazırlayacağız. Hemen kirpiğimin arasına girdim. ipimi de altta yürütüyorum. 2 oldu. Yine 3 zincir ve telin arasına gir şey yuvayı evet telin arasına bu şekilde girip sabitliyorum. Yine 3 zincir şöyle inşallah ekran güzeldir arkadaşlar bazen ara ara boğulanıyor sonuncu yuvanın içine de girdim alttan ipimi de aldım ilmeğimi de çıkarıp bakın şu şekilde şöyle bu ip burada biz de ilmekten giriyoruz altta ip de kalıyor inşallah net çekim oluyor Evet bakın bu şekilde altı tane kirpiye beş tane yuva hazırladık ve ilkine 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 zincir Şimdi bunu bırakalım Arkadaşlar şu kenardan şu ipleri de yakalım güzelce temizleyelim ve Şimdi bunu da temizleyeyim. Dediğim gibi bu ipi götürmek zorunda değilsiniz. Oradaki dokuyu yakalamak için bu şekilde bakın, ben hazırladım size. Şimdi e, bu beyaz ve sarı ipimizle bu yuvalara minik kirpikler yapalım. Evet ortadaki bakın üçer zincirli yuvalar yaptık. Evet bakın ortadaki bu üç zincirli yuvamızın içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitledim Bakın. kenarda iki tane yuva kaldı şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum sıkı sıkı bu üç zincirli yuvaya kapatıp buraya minik bir kirpik oluşturuyorum yine iki tane zincir çekiyorum bu yuvanın içine kapattım. bir iki zincir kapatıyorum bu şekilde minik minik bu şekilde buralara kamerayı görünce iğne ve tığ normal yaparken hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne iptelliyor. Kamerayı görünce çıkıyor ipten, takılıyor ipten. Evet. Bunu hemen temizleyip geliyorum. Evet, şimdi ilk başta yaptığımız 3 zincirli yuvamızın içine giriyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Aynı bu yaptığımız 3 kirpikten buraya da yapacağız şöyle iki zincirimi çektim kapattım 1 2 2 zincir bu işlemi iki tane de yapabilirsiniz Eğer daha minik olsun diyorsanız veya tek zincirden de yapabilirsiniz 2 zincir büyüğünüze geliyorsa bu şekilde hemen ipimi koparıyorum buraya Şimdi öbürünü de yapıp sonra ikisini beraber yakalım. Hazır ip elimizdeyken öbürünü de yapalım. Hemen sonuncu yuvayı. Ortada birer tane bakın boş mor yuvalarımız kalacak. Oraya da e, bu tepedeki taşları tutturacağız. Sonuncu yuvanın içine de sık iğne ile giriyorum. iki tane zincir çektim ve kapattım. iki zincir sonucu yuvama kapatıyorum yuvamın içine kapatıyorum iki zincir 3. kirpiğimi kapattım dibine de bir tane zincir çektim yine evet, bakın, bu şekilde oluyor şöyle ipleri temizleyip hemen geleyim Evet bu şekilde bakın temizledim iplerimi yaktım buraya 10 zincir çekip bıraktığımız ipimi tutuyorum bunu beraber de yapabilirsiniz. Ben nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 3 zincirimin ortada bıraktığım o boş yuvanın içine sabitliyorum 10 zincirimi. Diğer ikisini 9 zincir çekiyorum. Bu dönüşe bir fazla yapıyoruz. 5 6 7 8 ve 9. Sıkı sıkı 9 zincirimi çektim. Hemen Buraya bakın. Şu 3 zincirli arada bıraktığımız yuvamızın içine giriyorum. İlmek alıp bunu buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Buradan direkt bakın baştaki telin içine giriyorum. Böyle en güzeli oldu arkadaşlar. Bunları daha önce sizler için denedim. Öbür yaprağımda bu şekilde güzel olduğunu bir de arkadaşlar şunu da muhakkak unutmayın buraya sabitledik ya dibine bir sık iğne hemen bu şekil daha güzel duruyor buraya sabitledim yanına bir sık iğne sonra iki zincir düz yüzüne dönüyoruz buraya yaptığımız 9 zincirli telin içine girip bu iki zincirimi buraya kirpik olarak sabitledim bakın yine iki zincir 2 3. 4. 5 6 şöyle şu taç şekli güzel şöyle bombiliği hafif fazla değil hafif bombiliği güzel durduruyor şöyle 7 tane Bakın şu tepe noktaları sayarsanız 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane olunca tamamdır. Diğerine sık iğne ile bakın. Geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde 7 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Bu birinci, iki zincir. Sahte sık iğne artık biliyorsunuz. Üçüncü, dördüncü, 5 6 şöyle tırnağınızla geri çektiğinizde rahat bir şekilde gelecek bir tane olik size yuva açılacak arkadaşlar Evet sonuncu zincirime de direkt sık iğne ile geçiyorum hiç zincir çekmeden iki zincir bir 2 zincir 2 2 zincir 3 4 2 zincir 5 6 2 zincir ve 7 buraya sabitliyoruz bu şekilde dibine de bir sık iğne yapıyoruz bu tel var ya arkadaşlar sonucu teli bakın sonucu deli de, teli de sağlam güzel bir şekilde yakın çektiğiniz zaman gelmesin sağlam olsun uzamasın yani bakın sonucu teli şöyle yanına hatta bir tane sık iğne yapıp bile koparabilirsiniz. Biz o şekil yaptığımı bilmiyorum ama sonucu tel önemli arkadaşlar dibine muhakkak bir tane sık iğne yapıp üzerine bir zincir çekip o şekil koparın söylemediyse hem de hatırlatmış olayım. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi öbürünü de yapıp iki tane trabzanı daha güzel durdu. Bakın arkadaşlar. Daha seçenekli durdu. İnşallah öbürünü de yapayım. Hemen döneyim. Evet arkadaşlar. Modelimin bitmiş hali bu şekilde çok da hoş oldu birebir aynısı oldu şu dalın iki trabzanın olması da çiçeğimiz iki tane olduğu için uzun olması kaldırdığını düşünüyorum arkadaşlar tekli trabzandan gösterdiğim ilk çiçeğine göre bu daha yüksek güzel durdurdu dediğim gibi bazen ufak dokunuşlar nedense e, bizim de aklımız sonradan çalışıyor herhalde sanırsam Evet ilk çiçeğimiz şöyle ikinci çiçeğimiz şu, ikisini bir arada şöyle tutayım ekran resmi almak isteyenler için de hoş bir güzel bir görüntü şöyle verelim arkadaşlar modelim bu şekilde yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin ara suyunu da gösterelim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın